aslında tüm etrafındaki hem kendi üretim alanları hem aslında ormanlık alanlarda jeotermal enerji için ruhsatlandırılmış durumda. Ve işte bu farklı ruhsat alanları için de farklı şirketlerin gelip burada projelendirmeleri söz konusu oldu. Buna karşı da sadece buradaki köy halkı değil, aynı zamanda işte bu köy halkının ulaşabildiği işte Doğa Derneği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi, köyün kendi derneği ve işte İzmir'deki diğer sivil toplum kuruluşları gibi pek çok kuruluşun ortak imecesiyle pek çok dava açıldı. Ciddi bir hukuki mücadele verildi burada. Hem projeleri kendilerine karşı hem de İzmir'in içme suyu havzasında yer aldığı için ruhsat alanlarına karşı da davalar açıldı. İki büyük, özellikle Orhanlı Köyü'nü içine alan iki büyük ruhsat alanı iptal edildi mahkemeler sonucunda. Dolayısıyla şimdi son bir projemiz kaldı. Karşı çıktığımız, bugün de bilirkişi heyetinin buraya geldiği, onun keşfini gerçekleştirdiğimiz bu davayı da kazandığımızda umuyoruz ki bu vadide artık bir jeotermal tehdidi kalmamış olacak en azından bir süre. Son dönemlerde bu jeotermal elektrik santralleri bu köyün, köy halkının doğal geçim kaynakları olan zeytinleri, tarım alanlarını katletmek üzereler. Buna karşı da bizim bir mücadelemiz var. Biz bu kadim üretim havzasının yaşamasını istiyoruz. Buradaki hem doğal hayatın hem de üretim sürecinin sürdürülmesini istiyoruz. JES istemiyoruz. Bu köy nasıl ki Atatürk'ün dediği gibi üreten köylü toplumun efendisiyse, bu köylü toplumun üreterek, toplumun efendisi olarak kendi ürettiğiyle yetinerek ve üretime katkı sağlayarak varlığımız sürdürülmesinden yanayız. Kesinlikle JES istemiyoruz. Biz köyümüzde jeotermal istemiyoruz. Zehir istemiyoruz. Bizim köyümüz çok güzel bir köydür. Doğanın içinde. Biz böyle bulduk bu köyümüzü, havasını, toprağını. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza da böyle tertemiz bırakmak istiyoruz. Biz köyümüzde zehir istemiyoruz. Kimse bizim köyümüzü zehirleme kalkmasın. 70 yaşındayım tam burada. Evet. Zararlarını biliyor musunuz bu jeotermal? Her şeye, zeytinlerimize, her şeyimize, bağımıza, bahçemize, her şeyimize zarar. O kadar seviniyor. Çoluğum çocuğum da çok mutlu olsun. İnşallah böyle bir daha göstermesin.